Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, değişik insan tipleri var tabii. Yaratılışları belki böyle. İnsanların yaratılışları da farklı farklı tabii. Onu da belirtmekte fayda var. Siz daha önceki programlarda bu yaratılışların kötü olanlarını, İslamiyet'in istemediği şeylerin zamanla değişebileceğini, huyun değişebileceğini falan anlatmıştınız. Onu sormayacağım bugün. Bu tiplerden farklı bir tip var ki bu hem kendine hem başkalarına zararı olan bir tip. Kıskanç olanlar, haset olanlar yani. Başkalarının elindekinde sürekli gözü var. Ondan çıkmasını istiyor. İşte bunun için hatta enerji sarf ediyor, para sarf ediyor. Yani birçok hallere girebiliyor. Ve netice itibariyle de çoğu zaman da o istediği şeyi elde edemiyor. Yani karşıdakinin rahatı kaçmıyor ama kendi rahatı bir şekilde kaçıyor bu defa. Şimdi bu tipleri anlatır mısınız? İslamiyet kıskançlık konusunda, hasetlik konusunda neler söyler efendim? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda uzun uzun haset bunun kötü huylardandır. Türkçesi kıskançlıktır. Evet. Şimdi daha önceki programlarda değişik vesilelerle nakletmiştik bu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Gelibolu'da iki tane talebesi var, Muhammed Bican, Ahmet Bican. Rahmetullahi aleyhime. Bunların yazıları Muhammedi ve Ahmediye kitapları var. Şehzade Şirazi Hazretleri gibi. Bunlar da mesela olmuş veya olması mümkün olan bazı hadiseleri hadiselerle izah etmişler. Yani uzun uzun mesela haset şöyle kötüdür, haset böyle kötüdür, ayet-i kerimede böyle buldur, hadis-i şeriflerde böyle değil. İnsanların hatırında kalabilecek hadiseleri yakalamışlar, onları toplamışlar. Her İslam aliminin kendisine mahsus metodu var. İşte orada dikkatimi çekmişti de bu hali açık net bir şekilde ortaya koyuyor. Sizin de izah ettiğiniz gibi hasut kimse, yani haset eden kimse, kıskanç kimse başkasının kendisinden iyi yemesini, iyi giyinmesini, iyi evlerde oturmasını, iyi arabaya binmesini katiyen çekemez. Onun eline gitmesini ister. Onu kendisinden başka kimse de olmasını istemez. Böyle bir yapıdır bu. Kötü huy mu? Kötü huydur. Tedavi edilmesi lazım. Evet, tedavi edilmesi lazım. Şimdi o Muhammed Bican veyahut da Ahmet Bican Hazretleri anlatıyorlar. Vaktiyle işte bir hükümdar döneminde hükümdar merak etmiş ya demiş. Kendi demiş tebaamdan en böyle hasut, en kıskanç kim bilmek isterim. Yarışma açmış. Yarışma açmış. Araştırıyorlar falan onu sana. Eleye iki kişi kalmış ve hükümdara diyorlar ki bunun hangisi daha birbirinden kıskanç biz ayırt edemedik. Huzurunuza getirdik. Hükümdar ikisine bakmış. Bir tanesine demiş ki dile benden ne dilersen. Benden istediğini vereceğim. Evet. Ama senin benden istediğinin iki katını arkadaşına vereceğim. Düşünmüş. En sonunda demiş ki benim bir gözümü çıkar. Bir gözümü çıkar. Vay be. Şimdi bir kalem dese öbürsüne iki kalem gidecek. 100 altın dese öbürsüne 200 altın gidecek. 500 altın dese öbürsüne 1000 altın gidecek. Diyor ki ona bir şey gitmesin. Ona bir şey o daha gitmesin. Çok zarar etsin. O daha çok zarar etmesi için gözünü birisini kaybetmeye razı oluyor. Yani öyle çarpıcı bir hikaye ki, öyle çarpıcı bir misal ki, yani kıskançlığı en güzel bir şekilde ifade etmiş. Yarışmayı da bu kazanmış evet, herhalde. Yarışmayı da bu kazanmış. En hasudu bu, en kıskancı bu. Dolayısıyla kıskanç insan, aynı zamanda mesela kitaplarda buluyor ki, kıskanç insan rahatsız insandır. Huzursuz insandır. Bu kimse kendisi rahatsız, huzursuz olduğu gibi çevresine de bu negatif enerji yayar. Doğru. Çünkü bu haset, kötü huyu bir kimsede varsa zaten mıknatıs gibidir Mustafa Bey. Öyle anlatmışlar Ehl-i Sünnet alimleri. Bir kimsede bir kötü huy varsa öbür kötü huyları çekiyor bu kendine. Peki haset ne çeker? Gıybeti çeker. Nemamlığı çeker. Ondan sonra suizan.
insanlar hakkında kötü düşünüyor. Bunların hepsi burada toplanmaya başlar. Sanki bu ana olur, öbürleri de yavru gibi bunun etrafında toplanır. Dolayısıyla bu kimse sadece haset etmekle değil, diğer dinimizin kötü huy dediği, haram dediği, büyük günah dediği şeylerin hepsinin içerisine de bu girer. Farkına bile varamaz. Farkına bile varamaz. Onun için de böyle kimseler rahatsız kimsedir. Ya otururken bile oturduğu yerde pencereden bakarken güzel bir araba geçse vay der ya, bu araba bu adamda ne işi var? Olmaması adam ne lazım. Arabaya biniyor, biz binemiyoruz filan. Binemiyoruz. Yahut da bir yerden geçiyor, bakıyor ki villa gördü, vay be diyecek falan. Yani o adamın elinden onun gitmesini veyahut da mevki makam, vay be diyecek, o adam oraya genel müdür olmuş ha. Ben nasıl aynı şekilde genel müdür olamadım. Yahut da o orada ne işi var? Onun elinden almak. Onu zarara sokmak. Böyle bir tiptir. Bunun için de az önce söylediğiniz gibi başka yollar aynen öyle. Gıybet edecek, şikayet edecek onu, bencillik edecek, tabii, egoistlik, her şey var yani. Nemmamlık yapacak, nemmamlık hepsini yapacak. Onun için başkasının kendisinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendisinde olmasını isteyen insana kıskanç insan denir. Bu hal insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar kendinden aşağı olan insanı görmez de kendinden yüksek ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan Allah-u Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Çok enteresan. Çok enteresan. Mesela şeyde cennette bekar kimse kalmayacak buyuruyor. Evliya-i Kiram'dan bazıları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız Hicri 200 yılından sonra hafifül haz olanınızdır. Eshab-ı Kiram da soruyor. Ya Resulallah hafifül haz ne demektir? Hanımı, çoluğu, çocuğu olmayan. Yani evlenmeyen veyahut da kocası, çocuğu olmayan kadın ve erkek açısından. Evlenmeyen. Onun için bazı Evliya-i Kiram bekarlığı tercih etmiş. Ama cennette bekarlık yok. Evliyadan bizzat böyle gönlüne düşmüş, Allah-u Teala'ya dua etmiş. Ya Rabbi demiş yani, sen cenneti öyle yarattın. Eğer ben imanla gider, cennete girersem, cennette bana eş olarak, hanım olarak kimi takdir ettin? O dünyada mı? Benim asrımda mı yaşıyor? Hayatta mı? Bana bildir diye dua ediyor. Rüyasında bir kasaba, belde neyse gösteriliyor, bildiriliyor. Kadının ismini de söylüyor. Bu diyorlar cennette senin hanımın. Uyanıyor. Gidiyor oraya. Oraya gidiyor. Soruyor. Aa diyorlar onu diyor. Keçileri, koyunları var. Dağda ağla diyor işte. Bu köye, kasabaya falan inmez diyor. Delinin teki. Allah Allah. Gidiyor. Bakıyor ki kadıncağız işte koyun keçiyi sürmüş meraya. Yamaçta. Kadın uzaktan bunu görünce ey falan hoş geldin diyor ismiyle. Allah Allah. Sen diyor nereden biliyorsun diyor. İlk defa karşılaşıyoruz. Rabbim bildirdi diyor. Rabbim bildirdi. İşte ben diyor bir rüya gördüm. Bu dünyada değil diyor. Ahirette o. Ahirette o. Şimdi o zat merak etmiş. Daha da kendi başına herkesin deli dediği bu kadıncağız bu dereceye nasıl kavuştu? Evliyalık derecesine nasıl kavuştu? Nasıl kavuştu bunu? Merak ediyor. Takip ediyor. Bir hafta 10 gün falan. Bakıyor kadıncağız 5 vakit namazını kılıyor. Akşam olunca yatsıyı kıldıktan sonra vuruyor. Hayvanlar da ağla sürdükten sonra yatıyor. Böyle ekstra bir aynı şekilde ne zikri var, ne nafile namazı var, ne böyle her gün oruç tutma durumu var. Merakından da çatlayacak. En sonunda diyor ki, diyor senin diyor böyle olağanüstü bir ibadetin yok. Ya nasıl kavuştun bunu? Diyor gördüğün gibi diyor ben diyor zaten cahilim, dağda yaşıyorum. Öyle şeyim diyor falan diyor. 5 vakit namazı kılarım. Hayvanlarla meşgul olur. Neyse en sonunda çözemiyor. Tam gitmek üzereyken böyle hayvan şeyler, koyunları, keçileri yamaca sürmüş, kadıncağız seslenmiş. Ey falan diyor. Bilmem diyor işine yarar mı? Allah-u Teala beni burada yaratmış. Fiziken de aynı şekilde düzgün yaratmamış. Bir gün olsun kalbime niye beni burada yarattın, niye beni böyle yarattın diye gönlüme gelmedi. Allah-u Teala'ya hiç itiraz etmedim. Rabbimin benim hakkında takdirine razı oldum. O zat diyor ki sen ne diyorsun? 20 sene, 30 sene diyor bu diyor kötü huya atıp bunun için uğraşıyorlar medreselerde, dergahlarda, tekkelerde. Bunun için uğraşıyor insanlar diyor. Yani kıskanç insan, razı olmayan insan. Ama tevekkül eden, Allah-u Teala'nın kendisi için takdir ettiğine rıza gösteren kimse
rahat eder, huzurlu olur. İşte bak Allah-u Teala sevgisini de vermiş, evliyalık da vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse onun imanı tam değildir. Yani kamil ve olgun bir Müslüman olamaz. Efendim beş vakit namaz kılıyor. Kılıyor ama kamil değil. Var ya piyasada görüyoruz ya bugün de. Efendim işte Müslüman namaz da kılıyor, camiye de gidiyor falan. Hiç gidiyor. Sarık da sarıyor, cübbe de giyiyor falan ama adam her türlü hileyi, hurdayı yapıyor. Demek ki kamil ve olgun bir Müslüman değil. Peki bunların tedavisi nasıl olacak? Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri anlatmış. Muhammed Hatimi Hazretleri anlatmış. Hatta bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabı var. Orada işte Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Bereka kitabından, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından ve diğer bazı kitaplardan toplanmış 40 tane kötü huy. Orada haset anlatılıyor. Haset budur. Tabii önce şimdi kitaptan okumakla birisinden dinlemek arasında fark var. Şimdi kitaptan okuyunca nefs muhatap bulamıyor. Mesela Muhammed Hadimi Hazretleri vefat edeli kaç asır olmuş? İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce vefat etmiş? Ve bunları derleyip toparlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o da vefat etmiş. Ya diyor ben bunun kitabını alsam, okusam onların faydası yok. Ahirete intikal etmişler zaten. Muhatap da değiller ama orada doğrusu yazılmış. Okuyunca ha der ya bu bende var. Ben kıskanç bir kimseyim. Tedavisi de anlatılmış. Tedavisi de anlatılmış. Okuyup tedavisine başlandığı zaman bundan kurtulur mu insan? Elbette kurtulur. Yoksa efendim ben böyleyim işte beni böyle kabul edin. Yani çok özür dilerim de ben odun geldim, odun gideceğim dersen yapacak bir şey yok. Ama her kötü huyun tedavisi var. Her kötü huyun tedavisi var. Efendim benim yaratılışım doğru. Yaratılış bazılarımız asabi, bazılarımız yumuşak yaratılmış. Ama bunun ikisi de yanlış. Ortaya çekecek. Çünkü güzel ahlak bunun orta halde olanıdır. Yani. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse Uhud dağı kadar sadaka verse, eshabımın verdiği bir avuç arpanın sevabına kavuşamaz. Gel ey kardeş hakkı bulayım derse, gel ey kardeş hakkı bulayım derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim derse, Resulün cemalin göreyim derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayı, niceler gittiler mürşid arayı, arayanlar buldu derde devayı, arayanlar buldu derde devayı. 40 yıl okusalar aktan karayı, 40 yıl okusalar aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Bid'at, dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 halifesinin radıyallahu anhüm zamanlarında bulunmayıp da onlardan sonra dinde meydana çıkarılan ibadet olarak yapılmaya başlanan şeylerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese Allahü Teala'nın ve meleklerin
ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Onun ne farzları ne de nafile ibadetleri kabul olmaz buyurdu. Bid'at üç türlüdür. 1. İslamiyetin küfr alameti dediği şeyleri zaruret olmadan kullanmak en kötü bid'attir. 2. Ehl-i sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bildirdiklerine uymayan inanışlar da kötü bid'attir. 3. İbadet olarak yapılan yenilikler, reformlar amelde bid'at olup büyük günahtır. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh sülale-i Resul'den alim ve veli bir zat. Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a vuslat. Derdi ki, ey insanlar, bir seraptır bu dünya. Bugün var görünse de harap olur sonunda. İnsan çok yaşasa da ölecektir akibet. Ölümden hiçbir insan kurtulamaz ki elbet. Can vermenin acısı öyle çetindir ki hem hiç kalır ona göre dünyadaki her elem. Lakin ahiretteki azaplara nispetle hiç yok denecek kadar hafif kalır gayetle. Ölüm insanlar için çok zordur elbette ki. Gafletle ölenlerin kötüdür akıbeti. Nedense kimse bunu düşünmüyor maalesef. Duymuyor bunun için bir üzüntü ve esef. Düşünmüş olsalar da olmazlar müteessir. Halbuki bu hakikat olacak bir gün zahir. Halbuki bir Müslüman çekilip bir kenara düşünmesi gerekir ölümü ara ara. Demeli ki, ey nefsim, gaflete dalma sakın. Belki sana ecelin her şeyden daha yakın. Eğer düşünüyorsan, çok gencim henüz daha, genç iken ölenleri görmez misin acaba? Sıhhatliyim diyorsan, yine yersiz bu sözün. Sağlamken ölenleri görmez mi senin gözün? Düşünsene, ecdadın şu anda nerede, hani? Ayrıldılar dünyadan, hepsi de hem de ani. Akranından ölenler var iken senden evvel, sana gelmeyecek mi sanıyorsun o ecel? Onlar da senin gibi düşünürlerdi, fakat ummadıkları anda ettiler hepsi vefat. Var idi birçoğunun malı, mülkü, serveti. Yine de ölüm oldu onların akıbeti. Senin o ölenlerden ne farkın var ki acep? Ölüm hazırlığını geriye atarsın hep. Daha bir müddet önce beraber yaşadığın kimseler vefat edip toprak oldu bir yığın. Sen dahi onlar gibi olacaksın akıbet. Hiç ölmeyeceğine elinde var mı senet? Ey nefsim, bu gafletten uyan da kendine gel, çalış, lakin dünyada kurma hiç uzun emel. Geçen cenazeleri görürsün gözlerinde, hatta bizzat kabre koyarsın ellerinle. Yine düşünmezsin ki buna rağmen ne garip, ben dahi bunlar gibi olacağım ankarip. Ey nefsim, artık uyan, öleceksin sen dahi. Bir gün bu hakikatler çıkacaktır vallahi. Velakin pişmanlığın faydası olmaz asla. Öyleyse halis kul ol, dön Rabbine ihlasla. İslam ahlakı. Haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur.
karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Efendim, Tokat Valiliği'nin içten destekleriyle sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim, Tokat programlarımızın çekimine devam ediyoruz. Dün Ali Paşa Hamamı'nın girişine kadar geldik. Hamamdan içeriye giremedik. Yani durdukça şöyle bir 5 dakika ara veriyoruz. Aklımızın ermeyeceği birkaç şey daha çıkıyor ortaya efendim. Enteresan yani. Hamamın olduğu yerde hadiseler kendi kendine çıkıyor. Şimdi hamamın giriş kapısındayız. Ama şurada bir yer var ki sizlere anlatmadan geçemeyeceğim. Onu da bu sohbet arasında öğrenebildik. Bakınız çeşmenin hemen üstünde bir oluk var efendim. Bir de şöyle kemerli boş bir pencere var. Bu boş pencere hanımlar kısmının soyunma yeriyle erkekler kısmının soyunma yeri arasında ses bir taraftan bir tarafa gitmesin diye apartmanlardaki apartman boşlukları var ya efendim, onun gibi bir boşluk bırakılmış. Böylece iki tarafında sesi birbirini rahatsız etmeyecek bir düzen alınmış. Hanımlar kısmının girişi, bakınız öne bir eyvan yapılmış, bir çıkma yapılmış. Girişi öbür taraftan, yani erkekler kısmının girişi direkt sokaktan oluyor ama hanımlarınki oradan giren kimse bu taraftan görünemiyor. Erkekler kısmının şimdi soyunma kısmını sizlere göstereceğiz, soyunma bölümünü. O bölümün dışa açılan pencereleri var. Hanımlar kısmının ise soyunma yerinde dışa açılan pencereler yok. Duvarlar hep sağır duvarlar yandaki. Üste ufak tefek birkaç tane pencere var. Zaten biz hanımlar kısmında şu anda işlediği için onlara da gidip çekecek halimiz yok. Erkekler kısmının efendim bir soyunma kabinlerinin bulunduğu yerleri çekeceğiz. Sizlere göstereceğiz. Bir de serinlik kısmı var. Yani hamamdan çıktıktan sonra vücudun ısı transferine adapte olabilmesi için şöyle 1-2 dakikalık bir zaman geçirdikleri, sularını süzdürdükleri hamamda yıkanan müşterilerin yer var. O kısmı göstereceğiz. Evet, şimdi hamamın tabii bu kapıları tarihi kapılar değil, yenilenmiş ama gerçekten bu tarihi yapıya yakışır bir kapı düzeni olduğu gibi ayrıca içerideki soyunma kabinlerinin yeri de hakikaten akıllı başlı yenilenmiş. Gördüğünüz gibi burada mermerden bir göbek işlenmiş. Bu göbek benim tahminim, yani tarihi olan bir göbek değil ama ustası da güzel benzetmiş, güzel oturtmuş. Bu mermerde yenilenmiş ancak havuzun şu yan duvarları
eskiden kalma. Üstünün sadece şu ayna mermerleri yeniden konmuş. Görüldüğü gibi fıskiyesi var. Su sesi hem serinlik meydana getiriyor su akarak, hem de su sesi malum insanları hoş böyle alemlere dinlendiği zaman götürecek bir sestir. İnsanlar su sesini severler. Soyunma kabinleri şöyle soldan başlarsak, Osmanlı zamanında da hamam yapıldığında da buna benzer kabinler vardı. Belki iç yapısı böyle değildi ama buna benzer kabinler vardı. Tabii hamamcıdan hamamcıya fark var efendim. Bütün hamamcılar Reşadiyeli olur dedik ama bu hamamcı arkadaşımız havuzun içine balıklar da koymuş. Bakınız efendim, koca koca balıklar yüzüyor böyle. Kırmızı balıklar var, ufaklı, irili. Yani insanı birçok sıkıntılarından, stresinden çekip alacak şekilde bir hava buraya verilmiş. Tarihe de meraklı bir kardeşimiz. Şimdi bu soyunma yerindeyken Reşadiyeliler niye hep hamamcı olurlar? Veya bütün hamamcılar Türkiye genelinde neden Reşadiyeli olurlar? Merak ediyorsunuz değil mi efendim? Ben de gerçekten çok merak ediyordum. Niye böyle yani? Yani çok kazançlı bir iş olsa bu Reşadiyelerine kalmazdı, ben biliyorum. Yani harcı borcunu güç karşılayan bir sistem, onun için de Reşadiyelerin elinde kalmış. Efendim, muhtelif hikayeler var. Fakat bu hikayeleri dinlediğiniz zaman, yok işte padişah, ha birileri suikast yapmak istemişler. Padişahı kandil alayıyla camiye giderken camide vuralım demişler. Etrafında korumaları var. Padişahı kılıç kuşanmaya giderken vuralım demişler. Olmamış. Cuma namazına giderken vuralım demişler. Hep etrafında muhafız. Bir türlü suikast niyetlerinde muvaffak olamamışlar. Ya demişler, ne yapalım? Şerirlerin de akıl daneleri var efendim. Yani kötü niyetli insanlara da akıl veren birileri var. O şerirlerin akıl danelerinden birisi demiş ki, şeytan gibi birisi demek ki, ya demiş, padişaha suikast yapacaksanız padişahın en zayıf olduğu yerde suikast yapın. İnsanın en zayıf olduğu yerde işte bir tuvaletteki vaziyetidir. Bir de hamamdaki durumudur. Dolayısıyla silahını milahını mecburen silahıyla kimse yıkanmayacaktır. Orada suikast yaparsınız denmiş. Fakat o suikasta da muvaffak olunamamış. Bu hikayeyi tam ben zihnimde oturtamadım. Çünkü padişahın dışarıdaki bir hamamda gidip yıkanması da fazla usulden görünen bir şey değil. Ama olmayacak şey de değil. Seferlere gittiğinde de padişah bazı sefere gittiği yol güzergahındaki hamamlarda da efendim halkın hamamıdır, ben buraya giremem falan burun kıvıracak padişahlar da yetiştirmezdi Osmanlı. Halkıyla kaynaşmış padişahlar da yetiştirdi. Ancak benim kafama yatan hikaye şöyle. Malum patrona Halil isyanı Osmanlı Devleti'nin başta büyük bir gaile açmıştır. Bir hamam tellakıdır ve diğer tellakları da başta toplamak suretiyle, boğaz yamaklarından da takviye almak suretiyle devleti gerçekten büyük bir badireye yuvarlamaya çalışmış ve o badireden devlet kurtulmuş. Patrona Halil'de Bağdat Köşkü'nde veya bir rivayette Revan Köşkü'nde Topkapı Sarayı'nın has odasında bulunan köşkte efendim padişaha emir vermek için padişahın gelmesini beklerken, adama bakın efendim, patrona Halil, padişaha talimat verecek, şunu şuraya tayin et, bunu da buraya tayin et, işte bana da bir beylerbeyliği ver. Adam öyle acayip adam ki hamam tellakıyken kendisine veresiye et veren kasabı Tuna boyuna beylerbeyi yaptırmış. Bu iyi insandır, fakir fukaraya borç veriyor diye. Yani böyle devlet idaresi olur mu? Durmaz ki ayakta efendim. Bunların temizlenmesi lazım. İşte patrona Halil'in hamamdan çıkan bir şerir olması devlet adamlarına bazı düşünceler getirmiş. Hamam insanların evet rahat ettiği, yıkandığı yer ama çeşitli dedikoduların da dolaşabildiği, fesat fikirlerinde yayılabildiği yer olabilir. Efendim, çünkü herkes gidip de hamamı kontrole almıyor. Zaptiyeler her yeri kontrol ediyor. Camide efendim hamamı kontrol etmiyor. Camiden bir fesat fikir beklenmediğine göre hamamdan çıkabilir. Patrona Halil hadisesinden sonra devletin başındaki padişahın diyorlar ama ihtimal ki sadrazamındır, verdiği talimat ile İstanbul'daki bilhassa İstanbul'daki bütün hamamların personelinin
iyi insanlardan, dürüst, akıllı insanlardan olması emredilmiş. Anadolu'yu aramışlar, taramışlar. Daha böyle puantaja tabi tutmuşlar. İşte 10 numara alanlar, 9 numara, 8 numara alanlar. Bir bakmışlar ki 10 numara alanlar Reşadiye ve civarı. Reşadiye ve civarı insan kanaatına, kanaati tam, kanaatkar, devletine sadakati mükemmel, dürüst ve böyle insanların en zayıf olduğu hamam gibi yerde de herhangi bir kötülük, herhangi bir hırsızlık şu bu olmasına da göz yummayacak kadar mert, bileğe kuvvetli, Anadolu delikanlısı, deli dolu insanlar. Ve İstanbul'daki bütün akar hamamlarının, hayrat hamamlarının işleticileri, görevlileri, tellakları dahil başlamış Reşadiye'li olmuyor. O Reşadiye'li, o Reşadiye'li, o Reşadiye'li ötekini getirmek suretiyle bütün hamam sektörü Türkiye'de şu anda Tokat ilimizin Reşadiye ilçesi ve köyleri insanlarından oluşmuştur. Bundan da kimse müşteki değil. Hakikaten yani bir Reşadiye'li hamamcının hamamında vukuat olduğunu da duymadık. Yeter mi bu kadar metiye efendim? Tokat'ın ekmeğini yiyip suyunu içiyoruz kaç gündür. Bunları da anlatmasak olur mu efendim? Şimdi burası soyunma yeriydi. Bu soyunma yerinden serinlik kısmına doğru gidelim efendim. Biraz da ora hakkında bilgi vereyim. Efendim şimdi hamamın serinlik kısmına gideceğiz. Bakalım kameramız burada bir şey yapacak mı bize? Ben şöyle bir havayı, sıcaklığını... Ooo burası daha sıcak efendim. Hamamın göbek taşı kadar değilse de bura bayağı sıcak. Kamerayı sokabilecek gibi değiliz. Efendim bu Ali Paşa hamamı... Bu bölgedeki, Anadolu'nun bu bölgesindeki en büyük hamam. Benim çekim yaptığım yerlerdeki en büyük hamam. Tokat'ta gördüğüm hamamlar içerisinde en büyük hamam. En sanatkarane yapılmış hamam. Bu hamamın bir de külhan kısmı var. Orada size göstermek istiyoruz. Hamam 35 metreye 30 metre ebadında, yani 1050 metrekare civarında koca bir mekana oturmuş. Şimdi külhanını bir görelim, bir de dıştan görelim. Böylece bugünkü sohbetimizi dışarıda noktalayalım efendim. İçeriye kamerayı sokamadık. Ali Paşa Hamamı'nın şu anda çatısına çıktık tabiri caizse. Ama çatı kurşun kaplı gördüğünüz gibi. Ve kubbeler ve kubbecikler var. Tabii biz aşağıdan anlattık ama bu kubbeleri siz orada göremediniz. Doğrusu biz de göremeden anlattık. İçinden gördük çanağı. Öndeki iki tane kubbe sağdaki erkekler kısmının, soldaki hanımlar kısmının soyunma bölümünün kubbeleridir. Orada tüten bir bacacıkla şurada tüten bir bacacık, siz belki bunun tüttüğünü göremiyorsunuz, arkasına bulutlar geliyor. Onlar şu külhan bacasının altında bulunan külhandan yanan kömürlerin alevi dumanı. Hamamın göbek taşları altından da geçmek üzere bütün hamamı dolaşan cehennemlik denilen bir sistemi var efendim. Öyle demişler adına. Cehennem nerede bu kadar rahat olur mu efendim? Yani bu hamam buradaki cehennemlikteki suyu dökersiniz, söndürürsünüz. Allah düşürmesin öbür tarafa. Efendim oradan hepsini hamamı dolaştıktan sonra soyunma yerlerine gelirken bacadan dışarıya veriliyor. Dikkat edinize çok da hafif bir duman çıkıyor efendim. Biz de onun için serinlik kısmına giremedik. Serinlik kısmının altına da o ısıtma sistemi getirilmiş. Şimdi burada size şu kısmı anlatmak istiyorum. Şu kubbecikler 4 tane efendim. 1, 2, 3, 4. Bir de orada var 5. Öbür tarafta 6 ama bunun 4'ü esas halvet yeri, göbek taşının dışındaki. İkisi de yarım halvet diyorlar. Halvet ne demek? Halvet tek kalmak demek efendim. Padişahlar da bazen devlet büyükleriyle, sadrazamla olsun, Akıncı Beyler olsun, yalnız görüşmek istediğinde el çırpıp halvet emrini verirlerdi. Yani biz ikimiz bundan baş başa kalacağız. Çekilin bakalım. Özel görüşmemiz var derlerdi. Hamamdaki halvet de o demek. Yani yalnız kalmak, tek kalmak manasındadır. Halvetin tabii dindeki ayrı bir yeri daha var. Ortadaki yüksek kubbe ise şuradaki, parmağımın hizasındaki, o da göbek taşının üstündeki kubbedir. O daha büyük, dikkat ederseniz bunların 5-6 misli büyüklükte. Aynı şey
kadınlar kısmının olduğu yerde de mevcuttur. Şu baca ise, tuğlalı baca ise eskiden örülmüş ama şimdi tabii yeni bazı malzemeler de konmuş. Tahmin ederim zaman içinde yıkıldı, yapıldı. Külhanın hemen üstünde ocaktan külhan kısmına sızan zehirli gazları tahliye için yapılmış. Ayrıca o zehirli gazların tahliyesi için şuralara şimdi beton dökülmüş tabii ve şu saçlar konmuş. Buralar külhan kısmının havalandırma yerleri, zehirli gazların dışarıya çıkması yerleri veya odunun hamama atılma yerleriymiş. Bu cadde yok tabii o zamanlar efendim. Buralarda cadde madde yok. Bura hamamın arka kısmı. Evet, tabii bu külhan zaman gelmiş. Nice insanları kötü yoldan iyi yola döndürmüş. Oradaki odunun o gün için ateş tarafından nasıl yenip yutulduğunu görenler, eyvah demiş, benim yaptığım bütün iyilikleri de herhalde bu ateş gibi olan yaptığım kötü işler yiyip yutuyor. Ve ıslah etmiş insanları. Külhanlardan çok evliya çıkmış efendim. Ama şimdiki külhanlara baktım. Yani püskürüyor kömür. İçerideki ateşi de görecek gözle pek kalmamış. Gözün göreceği ateş de fazla kalmamış. Bir toz püskürtüyor, alev oluyor, geçiyor gidiyor. Böyle nar gibi korları görüp de eyvah ben buna parmağımı uzatırsam daha değdirmeden yanarım diyecek, tefekkür edecek. Kimsemiz de toplumda pek kalmamış. Yani reşadiyeleri suçluyor değilim efendim. Kıymetli seyircilerim. Evet, bugün programı Tokat'taki Ali Paşa Hamamı'nın çatısında bitirmek istiyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Hoşça kalınız efendim.